Türkiye'den ABD'ye res, Türkiye hiçbir alanda alternatifsiz değil. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan ABD ile ilgili bir son dakika açıklaması geldi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Türkiye, her türlü terör koridoru oluşturma girişimleri karşısında hiçbir tehdidi aldırmadan yine kendi göbeğini kendi kesecektir, dedi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Profesör Dr. Fahrettin Altun, ilk röportajını Siyaset Ekonomi Toplum Araştırmaları Vakfı, SETA, bünyesinde yayımlanan Kriter dergisine verdi. Fahrettin Altun, İletişim Başkanlığındaki yeniden yapılanma sürecinden stratejik iletişim faaliyetlerine, Kaşıkçı cinayetinden Türkiye'nin Suriye politikası ve terörle mücadele adımlarına kadar birçok konuda önemli değerlendirmelerde bulundu. ABD Türkiye'yi rahatsız eden adımlar attı. ABD'nin son yıllarda bazı grupların ideolojik gündemlerinin etkisi altında kalarak Türkiye'yi rahatsız edecek bir takım adımlar attığına değinen Altun, bu adımlar sadece ikili ilişkilerde değil, tüm bölgede kriz üstüne krize yol açtı. Özellikle Obama döneminde DEAŞ ile mücadele adı altında PKK, PYD, YPG ile iş tutulması ve FETÖ yöneticilerinin iadeleri konusunda mesafe alınamaması Türkiye'yi haklı olarak rahatsız etti. Buna karşın son aylarda her iki alanda da olumlu gelişmeler yaşanması memnuniyet verici. Ancak verilen taahhütlerin vakit kaybetmeden sahaya yansıması gerekir, ifadelerini kullandı. Türkiye hiçbir alanda alternatifsiz değil, Fahrettin Altun, ABD, Türkiye'ye rağmen adım atmanın Türkiye'nin beklentilerini karşılayarak iş yapmaktan daha maliyetli olduğunu ne kadar hızlı kavrarsa kendisi için o kadar iyi olur. Zira Türkiye hiçbir alanda alternatifsiz değildir, diye konuştu. Zaten bu konuda emri vaki olarak değerlendirilebilecek söylemler karşısında ülkemizin güvenliğinin hiçbir şartta pazarlık meselesi olamayacağını hem sahada hem masada ortaya koyduk, diyen Altun, Türkiye'nin ulusal güvenlik ve bölge siyaseti açısından gerektiğinde sert güç unsurlarını devreye alabileceğine yönelik tavrının net şekilde ortada durduğunu söyledi. Türkiye küresel bir güce dönüşüyor, kendi içinde normalleşmeyi sağlayan ve artık bölgesel bir güç olan Türkiye'nin şu an küresel bir güce dönüşme mücadelesi verdiğini belirten Altun, şunları kaydetti, bu elbette yeni meydan okumaları beraberinde getiriyor. Özellikle 2013'ten sonra sistematik bir hal alan, yıpratma savaşı ile Erdoğan karşıtlığı üzerinden Türkiye'nin kaybetmesi hedeflenmişti. Bu süreçte sokak kalkışmalarından terör saldırılarına, askeri darbe girişiminden finansal ve ekonomik operasyonlara kadar farklı müdahale formlarıyla karşı karşıya kaldık. Her bir meydan okumayı ve saldırıyı devlet-millet birlikteliği ile atlattık. Türkiye'nin ulusal ve bölgesel ölçekte verdiği normalleşme mücadelesi küresel boyuta taşındıkça önüne farklı güçlükler çıkarılması elbette tahmin edilebilir. Buna mukabil Türkiye, Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde dış kaynaklı bu zorlukları bertaraf edecek bir vizyona ve bunu uygulayabilecek bir kapasiteye de sahip.